Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak Aksaray halkının ve tüm İslam aleminin kandilini kutladı. 3 ayların başlangıcı olan bu günlerde insanların birbirine karşı daima yapıcı, hoşgörülü, sevgi ve saygı çerçevesi içinde davranması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mesajında 3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi bakımdan diğer aylardan daha üstün ve bereketlidir. Kandil gecesi Allah'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği bir gecedir. Millet olarak bu mübarek geceyi idrak edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kandilin dünyadaki tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle Aksaraylı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Regaip Kandilini kutluyorum ifadelerine yer verdi. Aksaray Belediyesi vatandaşların rahatlığı ve güvenliği için kaldırım bulunmayan mahallelerde yeni kaldırım düzenleme çalışmaları başlattı. İl genelinde ana cadde ve tüm sokakları kapsayan alanlarda kaldırım yenileme çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırım bulunmayan mahallelerde yeni kaldırım yapım çalışmalarına başladı. Kaldırım yapım ve yenileme seferberliği başlatan Aksaray Belediyesi, İstiklal Mahallesi'nde kaldırım düzenlemesiyle kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya trafiğinde kolaylığı artırarak şehrin yaşam kalitesini ve modernizasyonunu yükseltmeye devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kentin birçok farklı noktasında çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Özellikle şehrin genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızda hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarını yapıyoruz. Bu çalışma döneminde birçok noktada kaldırım yenileme ve onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Özverili çalışmaları nedeniyle tüm fen işleri ekiplerine teşekkür ediyorum dedi. Türkiye'nin önemli otoyol projelerinden bir tanesi olan ve Aksaray için de büyük önem arz eden Ankara-Niğde arasında yapımı için temeli atılan otoyol 2 yıl içerisinde tamamlanacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol projesi kapsamında Ankara, Aksaray, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri ve ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin 3 yıllık yapım süresi 2 yıla çekildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Ankara Gölbaşı'nda katıldığı temel atma töreninde 3 yıllık yapım süresini 2 yıla indirdiği, Türkiye'nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan proje güzergahı üzerinde Aksaray'ın da yararlanacağı otoyol çalışmalarında Aksaray'da Alayhan Köyü yakınlarında yapılacak kavşaktan otoyola giriş yapılacak. 2000-2001 krizinden önce ihale edilen Edirne'den Şanlıurfa'ya 2000 kilometrelik kesintisiz otoyol projesinin yaşanan krizlerle yarım kalan 332 kilometrelik bölümü Ankara-Niğde arasında tamamlanmış olacak. Aksaray Belediyesi kentin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet şartıyla yürüttüğü çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Ekipler kente yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırırken bir yandan da alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaldırım yenileme ve onarım çalışmalarına başladı. Şehir merkezindeki ana cadde ve sokaklarda bozulan tüm kaldırımlarda düzenleme çalışmasına başlayan ekipler belediye caddesinde sorunlu kaldırımların onarımlarını yapıyor. Aksaray Belediyesi ekipleri özellikle yenilenen kaldırımların engelli vatandaşlar tarafından rahat bir şekilde kullanılması için gerek duyulan yerlerde rampalar yapıyor, engelli şeritlerini onarıyor ve değiştiriyor. Belediye ekiplerinin eş zamanlı olarak yürüttüğü kaldırım onarım çalışmaları, vatandaşların talepleri de göz ardı edilmeden öncelik sırasına göre sürdürülüyor. Vatandaşların daha rahat yürüyebilmeleri için ana caddeler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda onarılan kaldırımlar daha modern bir şekilde yapılıyor. Aksaray Belediyesi kaldırım çalışmalarıyla birlikte dört bir koldan altyapı, su, kanalizasyon, mıntıka temizliği ve yol yapım yenileme çalışmalarını kent genelinde tüm hızıyla devam ettiriyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından vergi düzenlemelerine yönelik torba yasa görüşmelerinde 16 yaşından büyük araçların hurdaya çıkarılması durumunda araç sahiplerine ÖTV teşviki verilmesine yönelik düzenleme yasalaştı. Meclisten geçen yasaya göre 16 yaş ve üzerinde olan yaklaşık 6 milyon yaşlı aracın hurdaya çıkması ve trafikten çekilmesi durumunda araç sahiplerinin 10 bin liralık ÖTV indiriminden yararlanabilecekleri belirtildi. Öte yandan Türkiye'de 16 ve üzeri yaşlarında olan yaklaşık 4,3 milyon otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin kamyonet bulunduğu tespit edildi. Bu rakamların üzerine yaşları 16 ve üzerinde olan ticari araçların da eklenmesi durumunda bu rakamlar 6 milyona kadar ulaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa kapsamında yasalaşan ÖTV teşvikine göre 2019 yılı sonuna kadar olan 16 yaş ve üzerindeki panelvan, otomobil, kamyonet, minibüs, otobüs ve kamyonların trafikten sildirilmesi ve trafikten sildirilen aracın imha merkezlerine teslim edilmesi durumunda araç sahibinin imha ettiği araç karşılığında yeni alacağı araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki alabileceği belirtildi. Araçların cinslerine ve özelliklerine göre 10 bin liraya kadar çıkan ÖTV teşvikinin farklılaşma ve farklı belirleme konularından Bakanlar Kurulu'nun yetkili olacağı da duyuruldu. TRT Çocuk'un sevilen ve tiyatro sahnesine uyarlanmış çizgi filmi Ege ile Gaga, 25 Mart Pazar günü Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla çocuklarla buluşuyor. TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga'nın tiyatro sahnesine uyarlanmış hali olan müzikal, 25 Mart Pazar günü saat 11, 13 ve 15'te 3 seans olmak üzere ayrı ayrı sahnelenecek. Ege ile Gaga çocuk müzikali hızlıca koşarken Gaga'ya çarpıp ortadan kaybolan kişinin kim olduğunu bulmaya çalışmalarıyla başlar. Ege'nin defterini Gaga'dan istemesiyle yeni bir gerçek daha ortaya çıkar. Defter kaybolmuştur. Defteri esrarengiz kişi mi aldı yoksa kendileri mi kaybetti? Bu arayış sırasında hem yardımlaşmayı hem de paylaşmayı öğrenirler. Haydi çocuklar, Ege ile Gaga'nın bu macerasına ortak olmak için sizleri bekliyoruz. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.